أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان İlâ âhiril hadîs, sadaka Rasûlullah ve nataka Habibullah. Kıymetli Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu meclisimizi mübarek eylesin. Amin. Hayırlı eylesin. Amin. İstifadeli eylesin. Amin. Varsa ki beşeriz, olmazsa olmazımızdır günahlar. Onlardan arınmış, tertemiz bir şekilde meclisi nihayete erdirmeye muvaffak eylesin. Amin. Bu insanın, insanoğlunun hayattaki varlık sebebi, Allah tarafından bu dünyada var olmasının yegane gayesi Allah'ı tanımak, Celle Celaluhu Rabbisini bilmektir. Kendisini yoktan var eden, kendisine maddi manevi her türlü nimeti veren Rabbinin neden kendisini yarattığını ve neden bu nimetleri bize verdiğinin bilincinde olmasıdır. İnsan bu soruyu kendisine sorması lazım. Neden iki gözüm var, iki kulağım var? Neden bana akıl nimeti verildi? Sağlık, sıhhat, afiyet nimeti verildi? Bunların bendeki varlık, mevcudiyet sebebi nedir sorusunu soracak. Cevabında çok net bir şekilde şunu ifade edecek. Allah beni kendisini tanıyayım diye, kendisine ibadet edeyim diye yoktan var etmiştir. Bütün bu dünya hayatındaki gayemiz budur. Fakat insanlık genel anlamıyla kıymetli Müslümanlar, Allah'ın kendisine ibadet edelim diye vermiş olduğu beden nimetinden tutun bütün nimetleri neudübillah Allah yolunda değil de Allah'a isyan yolunda kullanmak gibi bir yanlış içerisine düşebiliyor. Hususen biz Müslümanlar üzerinden tabii ki meseleyi ele alma gayretinde olacağız. Hep ifade ederiz, şeytanın insan üzerindeki, hususen bir mümin üzerindeki iki büyük etkisi veya iki büyük taktiği diye de ifade edebiliriz, söz konusudur. Bunlardan birincisi, bu dünya hayatındaki gayemizi, maksadımızı bize unutturması, hatta bunu bize inkar ettirmesidir. Yani Allah'ı inkar etmek, haşa. Allah'a isyan etmek, Allah'ın yeryüzünde bizden istediklerini kabul etmemek, şeytanın bir insanda hedeflemiş olduğu ana maddedir. Tekrar ifade ediyorum. Allah'ın bize olmaz olarak sunmuş olduklarını inkar etmek şeytanın ana birinci en büyük savaşının olmuş olduğu maddedir. Şayet şeytan bu maddede başarılı olamazsa, insanı inkara götüremezse, imanlı bir insan üzerinden meseleyi ele alıyoruz. İnsanı inkara götüremezse yapacak olmuş olduğu eylem Allah'ın vermiş olduğu bunca nimeti normalleştirme gayretidir. Sıradan, normal, olmazsa olmaz gibi bir takım efendim, yani olmazsa olmaz olarak bakmaktan uzak, son derece efendim ne olacak canım, yani işte var, hayatta hiç adını anmadığı bir takım nimetler haline getirmeye başlar. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimet olan, işte bu ifadeler üzerinden bunu söylüyorum, İman nimetini bu şekilde görmek gibi bir garabet içerisine düşüyoruz. Problem burada. Allah'ın bir insana verecek olmuş olduğu en büyük nimet, akılla birlikte bu anlaşılıyor, iman nimetidir. Allah'a iman edebilmek, kendisinin zafiyetleri olabilir, yaşantısında ameli anlamda problemleri olabilir. Fakat bu dünya hayatına niçin geldiğini bir insanın bilmesi ve buna inanması bir insana verilecek en büyük nimet. Yani âmentü billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi diye sayabiliriz.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sözünde söylediğimiz gibi, ya Rabbi bizi ne için yarattın? Bizden ne istiyorsan biz onun için varız demesi en büyük nimettir. Allah Celle Celaluhu bunu bize Kur'an-ı Kerim'inde hatırlatıyor. Ey müminler, siz bugün çok rahat bir şekilde Allah dilediği için bir takım kelimeleri kullanabiliyorsunuz. Mesela La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini kullanabiliyorsunuz ki bu kelime bir insana verilecek en büyük nimettir. Ama kaçta kaçınız bu kelimeyi rahatça dillendirebildiği için, söyleyebildiği için hamd eder ve şükreder? Şeytan hemen taktiğini başarılı kılma noktasında gayretini gösterir ve insana bu nimet normalmiş gibi gözükmeye başlar. Öyle ki hele ki adam namaz kılmıyorsa bu kelimeyi gün içerisinde söylediği çok nadirdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bunu bize öğretiyor. Yarın ahirette insanoğlu azap noktasında durumunu gördüğü zamanda, nelerle karşılaşacağını gördüğü zamanda aman ya Rabbi demek suretiyle bir, Allah'tan dünyaya dönmeyi isteyecek, cevap ret olacak. Madem ki dönemiyorum ya Rabbi, o zaman bu azaba girmektense ya leyteni kuntu turaba diyecek. Keşke toprak olsam ya Rabbi diyecek. Çünkü bu azap kaldırılabilecek, yenilecek, yutulacak bir şey değil. Fakat her seferinde ret cevabı alacak. Ama burada Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette ifade edilen farklı lafızlarla, farklı kalıplarla bize çok önemli bir husus var. O da şu. Allah anlatıyor Celle Celaluhu. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffâr. Onlar belki başta Müslümanlardı. Sonradan imansızlık ile efendim karşı karşıya kaldılar. Son nefeslerini imansız olarak verdiler. Allah muhafaza buyursun. Tekrar ifade ediyorum. Bütün savaşımız, bütün gayretimiz, bütün çabamız. Rahmetullahi aleyh Şeyh Efendi katlesallahu sırruhu. Efendi Hazretlerimiz bunu ifade ederlerdi. Buyururlardı ki bütün yapmış olduğumuz ibadetlerdeki maksadımız, gayemiz son nefeste imanlı olarak bu dünyadan göçüp gitmektir. İnsan zanneder ki Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu iman nimeti devamlı surette kendisinde kalacak. Her zaman bununla yaşayacak ve son nefeste de bu kelime-i tayyibeyi söyleyerek rahat rahat ruhunu teslim edecek. Bu böyle bir şey değil. Nasıl ki bir insan bugün zenginse yarın fakir olma ihtimali var. Bugün fakirse yarın zengin olma ihtimali söz konusuysa, nasıl bugün sağlıklıysa bir gün iki gün sonra o sağlığını kaybetme riskiyle karşı karşıyaysa, aynı şekilde çoluğu çocuğu vesaire bunlar bugün var ama yarın olmayabilir. İman da aynen bunlar gibidir. İnsanın elinden bir anda çıkabilir. Efendim Bayburtlu'nun dediği gibi taş duvar değil ki efendim kaybettiğinde bilesin. Hem de öyle gider ki hiç farkında olmadan senden o iman alınır, sökülür, götürülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan ediyorlar. Öyle bir zaman gelecek, insanların üzerlerinden gömlekleri çıkartılır gibi hiç farkında olmadan, koyunun derisi kendisinden soyulduğu gibi iman kendilerinden soyulacak buyurur. Öyle bir zamanda insan yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiran ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Sabah Müslüman olacak, akşam kafir, akşam Müslüman, sabah kafir. Böyle kalıcı olmayan, insanın devamlı değişkenlik gösteren, imanın kıymetini bilmemesinden kaynaklı bir takım hallere düçar olacak. Şimdi bu meseleye temas edeceğiz. Fakat şu ayeti kerimeleri ele almak lazım. Nasıl bir hazineye sahibiz? Bunu ifade sadedinde bunu söylüyorum. Bugün ticarette başarısız olduğu için 3-5 kuruş parayı kaybetti diye hüzne boğulan, intihar seviyesine gelen, hayattan lezzet almayan insanların daha çok kafalarına, kalplerine zerk etmeleri gereken bir hususu ifade ediyorum. Bakın çok net bu soruyu her yerde sorarım. Cevabı da aklı selim bir Müslüman tarafından aynı şekilde verilir. Buradan içeriye bir adam girse, dünyaların zengini olsa, tüm dünyanın sahibi olmuş olsa, bu adamı size içinizden birisini seçmek suretiyle yönelse ve dese ki
Bütün servetim, malım senindir. Bundan sonra yaşayacak olmuş olduğun bu hayatta zenginlik üzere yaşayacaksın. Hiçbir surette ve şekilde fakirlik, yokluk görmeyeceksin. Dünya senin olacak. Milyar dolarların olacak. Dünyada sahip olmadığın şirket olmayacak. Ama sana tek bir şart sunuyorum. Eğer onu kabul edersen her şey tamamdır, anlaşmayı yaparız dese. Biz de cevaben buyur bakalım şartın nedir diye ona sorumuzu yöneltsek. Şöyle bir cevap verse ne kadar kabul ederiz? Evet, bütün her şey senin olacak ama tek bir şartın var. Kur'an-ı Kerim'i açsa, Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayeti değil, bir tane harfi inkar etmemizi istese, bir tane harfi inkar et, tüm dünya senin olacak dese, Allah aşkına cevap verin. Buradaki kaç kişi böyle bir hadiseyi kabul edip de dünyayı ister? Neuzubillah. Bak hepimiz estağfirullah. Ama karşılığında dünya var. Sohbetin başında söylediğimi anladınız mı? Bak şeytan buradan yakalayamadı bizi. İnkar ettiremedi. Ama nereden yakaladı? Nimetleri normalleştirerek yakalıyor bizi. İşte problem burada. Hamsizliğe, şükürsüzlüğe itiyor bizi. Namazsızlığa itiyor bizi. Neticede Rabbime karşı hamsiz ve şükürsüz bir hale geliyorum. Şeytan burada başarılı oluyor. Şimdi o zaman şöyle bir şeyi söylemekte hiç hata olmaz. Nedir o? Madem ki karşılığında dünyalar veriliyor ama red cevabı bizim tarafımızdan karşı tarafa sunulacak. O zaman ben öyle bir değere sahibim ki, bakın bunu iyi anlayalım. Öyle bir değere sahibim ki sahip olmuş olduğum bu iman değerinin dünyada karşılığı asla ve kata söz konusu değildir. Subhanallah. Ya Rabbi sen bana öyle bir nimet verdin ki bu nimetin bu dünyada karşılığı yok. Dünyaları önümüze koysalar biz bu nimetten vazgeçmiyoruz. Bu tamam. Bunda problem yok. Ama az önce ifade ettim ya, şeytan sana böyle gelmiyor. Bakıyor ki bu adamın imanı kuvvetli. Ben buna böyle saldırırsam bunun imanını alamam. Bu adam öyle imanında kuvvetli ki dünyaları önüne sersem yine bana imanını vermiyor. Üstelik ismi neydi? Abdullah. Abdullah abinin dediği gibi estağfirullah diyor. Adama gereksiz yere de estağfirullah çektirdim diye üzülür şeytan. Tamam mı? Ama o nasıl yaklaşacak? O zaman bu işi çok çok ince ince işleyerek yaklaşmam lazım. Ne yapmam lazım? Hamsizliğe itmem lazım. Namazsızlığa itmem lazım. Onu öyle bir kıvama getirmem lazım ki o kıvam onu böyle efendim adeta savunmasız bir şekilde yolun ortasında kalmış veya düşmanla savaşırken silahsız kalmış, karşı taraf en son teknolojik silahlarla donanmış bir vaziyette. Ne kadar mücadele edebilirsin? İstediğin kadar cesur ol. İstediğin kadar korkusuz ol. İstediğin kadar bileğin kuvvetli olsun. Bir tane kurşuna bakar işin. İşte bizim tüm meselemiz bu sohbet meclislerindeki tüm gayemiz, tüm hedefimiz imanı korumaktır. İmanı korumaya götürecek olan o hale bürünebilmektir. Onun için şu anda bu sohbet meclisinde bulunan bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz hiç şüphe yok ki kıymetli Müslümanlar imanı koruma noktasında halatını daha da sıkı bir hale getirmiştir. Var mı şüphe? Ha? Yok. İsmin neydi senin? Muhammed Ensar. Muhammed Ensar. Şüphe var mı? Yok, ne güzel dinliyorsun maşallah. Muhammed Ensar. Hiç şüphe yok. Bakın. İnsan dedim ya bu dünyada Allah'ı tanımak için, ona iman etmek için var. Fakat Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı bir takım şeytanlar var. Bir takım düşmanlar var. Bu şeytan, nefis ve şeytanlaşmış olarak karşımıza çıkan insanlar. Ehli kitap, Müslüman olmayanlar. Bunlar öyle insanlar ki innellezine keferu yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bunlar bu dünya hayatında, bakın ayetle sabit bu. Ta geçmişten günümüze kadar ve günümüzden de kıyamete kadar var olacak bir hakikati ayet bize söylüyor. Diyor ki Rabbimiz, onlar öyle kimseler ki yunfikuna amwalahum, mallarını harcıyorlar. Hani biz bugün hayır yolunda malı harcamaktan çekiniriz. Yani çok nadir harcamalar yaparız vesaire. Daha çok kendimize yönelik çalışırız. Sizleri tenzih ederek konuşuyorum. 3-5 kuruş harcamaktan imtina ederiz ama
Allah bize karşı tarafı anlatırken onlar diyor mallarından infakta bulunuyorlar. Neden? لِيَصُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan müminleri uzaklaştırmak için. Şunu biliyoruz. Gecesiyle gündüzüyle çalışan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan gayret gösteren ve adeta taktik anlamında da son derece kendisini geliştiren bir takım insanlar var. Bunların tek derdi senin ve benim sahip olmuş olduğum imanı çalmaktır, almaktır. Allah bize diyor ki ey Müslümanlar, bunu koruma noktasında gayret gösterin. Bunu koruma noktasında mücadele edin. Bu basit bir şey değil. Evvela bunu koruma noktasında mücadele namazla olacak. Namaz çünkü dinin direğidir. Namazla olacak. Namaz yoksa, namaza yönelik bir çalışma yoksa artık şeytanın tuzağındasın demektir. Bir adamın günahları daha kolay kolay işlemesi, çok net olarak söylüyorum, namazsızlıktan kaynaklıdır. Namazlarını düzgün kılan bir insanı Allah öyle bir manevi kalkan oluşturur ki Allah'ın ayeti bu. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Bu aynı zamanda kendisine gelecek olan vesveselerden, şeytanın tuzaklarından kişi alı tutar demektir. Uzak tutar. Şeytan ona etki edemez. Onun tabiri caizse kanına giremez. Ama şu sohbet meclislerine kıymetli Müslümanlar, yapışmak bizim boynumuzun borcudur. Nerede, hangi mekanda, hangi zamanda olursak olalım, bu ilim meclisinde, bu Allah'ın ayetlerinin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin, hadislerinin konuşulmuş olduğu bu meclis, bizi hiç şüphe yok imani noktada koruyacak olan yegane meclistir. Bunu kendi kafamdan çıkarmıyorum tabii ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beyanı var. Meşhur hadisi şerif. وَمَا اشْتَمَعَ قَامٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir takım insanlardan bahseder. O insanlar aynen burada olduğu gibi bir mecliste toplanıyorlar. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okuyorlar. Ayetler okunuyor, hadisler okunuyor. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Okunan o ayetlerin müzakeresini yapıyorlar. Biri konuşuyor, belki hepsi konuşuyor. Sıralı bir şekilde ayetler burada hasbihal ediliyor tabiri caizse. İslam nasıl daha iyi yaşanır? Bununla alakalı konuşmalarını gerçekleştiriyorlar. Oradaki toplantılarındaki maksatları dünyalık değil. Belki dünyanın %98'inin, %99'unun kendisi uğruna toplanmış olduğu o maksatla değil de %1'inin toplanmış olduğu o maksatla buradalar. Allah Resulü buyuruyor ki bu şekilde bir mecliste varlık gösterenler nezelet aleyhimus sekine ve gaşiyetumur rahme ve haffetumul melaike. Melekler onları sarar, çevreler, kuşatır. Onlarla alakalı duada bulunurlar. Yani melekleri anlatırken Allah bize böyle anlatır. Onlar şöyle dua ediyorlar. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilmen. Fagfir lillezine tabu ve tebu'u sebilek. Ya Rabbi, dua diyorlar melekler bizim için. Meleklerin en çok yaptıkları şeylerden biri bize müminlere dua etmektir. Ya Rabbi, falanca kul, filanca kul orada şu mecliste onu affet, ona merhamet et. O günahkardır ama ya Rabbi onu affet diyorlar. İki, rahmet onları kaplar. Bu da çok açılır ama burada geçiyorum. Bizim için şu anda üzerinde durduğumuz nokta ve nezelet aleyhimus sekine. O insanlara bir sekinet iner buyurur Hazreti Peygamberimiz. Ama burada bir şart var. Bu sohbet meclisinde var olan adam zorla getirilmiş olacak değil. Veya niyeti bozuk gidelim bir görelim değil. Gerçekten kalbi tertemiz bir şekilde, kalbi tertemiz derken sohbet meclisinde dinleyeni, anlatanı dinleme noktasını ifade ediyorum. Yani ya Rabbi benim eksikliklerim var, noksanlıklarım var. Burada kim gelirse gelsin Allah'ın ayetlerinden konuşacak. Ya Rabbi ben bunlardan temizlenmek için ve İslam'a yönelik kendime bir şeyler katmak için dinliyorum diye böyle efendim 45 dakika, 1 saat efendim dizüstü veya işte bağdaş kurmuş vaziyette dinlerse onu kastediyorum. Yoksa zorla gelmiş, niyeti burada bulunmak değil. Efendim kalbi başka yerlerde, bedeni burada ama kalbinin taalluk ettiği yerlerin sayısı yok. Allah Resulü buyuruyor ki böyle iyi niyetli bir şekilde gelmiş burada İslam'a yönelik kendine bir şey katmak isteyen kişiye sekinet iner buyuruyor. Sekinet ne demek biliyor musunuz? Bir huzur hali, bir teslimiyet hali demektir. Yani hepimizin hayatında son derece eksik olan bir hususiyettir sekinet. Namaz kılarken huzur yakalamak çok zordur.
Namaz bir an evvel bitsin diye uğraşırız. Veya namaz kılmakta sıkıntı yaşarız. Çünkü kalp o kadar yoğundur ki, o kadar meşguldür ki o sekineti elde edemediği için namaz kılamaz. Kılamaz. Veya sadece farzı kılar, sünnetlerden uzak durur. Çünkü huzursuzluk hali vardır. O namaza durması onun için huzursuzluktur. Keyif alamaz. Yani tam tersi olarak namazdan keyif alamaz. Aynen yemekten aldığı gibi. Yemekten almış olduğu keyif, bir bardak çaydan almış olduğu keyif, şu kadarcık bir çikolatadan almış olduğu keyif, namazdan aldığı keyiften kat kat fazla olur. Bu adamın kalbinde sekinet yok demektir. Ama Allah Resulü bize bir şey söylüyor, bir şey buyuruyor. Sekinet insin istiyorsanız o meclislerde varlık gösterin diyor. Peki soruyoruz ya Resulallah, sekinet bize inerse ne olur? Bunun cevabını Rabbimiz Teala Fetih suresinde veriyor. Huvellezî, o öyle bir zattır ki Allah Celle Celaluhu. Enzele sekine, sekineti indirdi. Fî kulûbil mü'minîne, müminlerin kalplerine. Niye? Liyezdâdû îmânen ma'a îmânî. İmanlarını kuvvetlendirmek için, mealen söylüyorum. İmanlarını kuvvetlendirmek için o sekineti onlara indirdi. Peki soruyorum, o sekinet nerede iniyordu? Bu meclislerde iniyordu. Bak bu hadis-i şerif başka şekilde geçmiyor. Bu ayet bu şekilde ifade ediyor. Demek ki sekinet imanı kuvvetlendiren bir şeydir. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Sekinet halini bir misalle anlatacak olursak. Düşünün, bir ticaret yapıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. O ticarette, o alışverişte biraz faize bulaşırsanız, faizle iştigal ederseniz 1 trilyon kar yapacaksınız. 2 trilyon kar yapacaksınız. Diğer tarafta faize bulaşmadan bu işi icra edecek olursanız 5000 lira alacaksınız. Şimdi kalbinde sekinet olan bir adam çok rahat bir şekilde son derece efendim sevabını da Allah'tan ümit ederek şunu söyleyebilir. Ya bunda faiz var, bunda Allah'ın rızası yok, ben bunu elimin tersiyle itiyorum. Sekinete göre böyle konuşur. Sekinet azsa çıkış yolları aramaya başlar. Fetvası var mı? Bunu bir soralım. Bir hocaya sorduk, caiz değil dendi. Bir de bizim mahalledeki imamı soralım. Belki o biliyordur. İşte müftülüğü arayalım, oraya soralım. Bunun cevabını öyle bir ararsın ki efendim aç kalmış bir çocuk, bir adam gibi cevabını, efendim yemek aradığı gibi cevabını ararsın. Sekinet inmemiş. Hele ki kalpte hiç sekinet yoksa, ya ne olacak canım? Şu kadarcık faiz için 1 trilyonluk kar mı efendim elden çıkar? Bu parayı gavur mu yesin, kafir mi yesin? Bak, şeytanın en büyük taktiklerinden biri insana bahaneler üretir, cevaplar üretir. İnsan öyle cevaplar üretir ki kendi içerisinde. Başka şeyleri bahane ettirerek. En büyük taktiği budur. Hayatta bir şeyi size kızdırır, o kızdırdığı şey üzerinden de nice bahaneler üreterek yanlışlara gidebilirsiniz. Bu böyle taktiktir. Şimdi sekinet o demek işte. Burada 1 trilyon mu var? Elimin tersiyle itiyorum. Allah'ın rızası bunda yok. Hem de bunu yaptıktan sonra kalbiniz böyle aynı yatsı namazını kıldıktan sonra bir huzur çöker ya, elhamdülillah dersiniz. Yatsı namazını kıldık. Aynı onun gibi bir haldir bu. Namazı kıldığınız zaman da var olan o kalp rahatlığına sekinet diyoruz. Ama Allah bize bir şart koşuyor. Bu sekineti istiyorsanız Allah Resulü'nün beyanıyla bu meclislerde varlık göstereceksiniz. Haftanın en az bir günü, iki günü olmak suretiyle mutlaka o meclislerde İslam'ı konuşacak, İslam'ı yaşama konusunda kaliteyi arttırmak için gayret göstereceksiniz. Allah Teala bizleri bu meclislerden ayırmasın. Amin. Şimdi ifade ediyoruz. Şeytan dedik, nimetleri normal gösterir. Yani hamd ve şükürden bizi uzaklaştırır. Zira şeytan Allah'ın karşısında hadsizlik yaparken Allah bize anlatıyor. Şöyle bir ifadesi var. İşte ya Rabbi ben onların sağlarından sollarından geleceğim. Vesaire önlerinden arkalarından geleceğim. وَلَا تَجِدُوا اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya Rabbi sen onları şükredici olarak bulamayacaksın. Sana hamd etmeyecekler ya Rabbi. Sana şükretmeyecekler ya Rabbi. Ne ellerine bakacaklar, ne gözlerine bakacaklar, ne de kendilerine verilen, günahkar müminler açısından söylüyorum, kendilerine verilen en büyük nimet olan iman nimeti için en büyük şükür alnının secdeye gitmesidir. En büyük şükür budur. Zira Allah'ın ayeti bu. Namaz kıldığınız zaman da, kaliteli namaz kıldığınız zaman da bütün kötülüklere karşı savaş açmış oluyorsunuz. Bir başka ibadet için bu bahsedilmiyor. Namaza husus böyle bir şey. Hususiyet namazda. Şimdi şükretmeyecek ya Rabbi. Öyle bir mümin olacak ki
Sen ona iman vermiş olacaksın. Sabah kalkacak. Ne? Sabah kalktığında dua yapması gerekiyor, onu yapacak. Ne af buyurun helaya giderken yapması gereken dua yapacak. Ne namazını kılacak. Akşama kadar ya Rabbi senin verdiğin nimetin hamdini, şükrünü ifade edecek ne bir kelime ağzından çıkacak ne de bir harekette bulunacak. Ama sorsan imanlı. Sorsan imanlıdır. Böyle bir yaşantıya sahip olacak. Şimdi biz, Allah bunu bize anlatıyor Celle Celaluhu. Sahip olduğumuz bu kıymeti anlatırken Rabbimiz yarın kafirlerin o tutumundan bahsediyor. Ve onlar ya Rabbi bizi geri döndür diyecekler. Hatta öyle bir raddeye gelecekler ki ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür de dünyada çalışalım, çabalayalım, gayret gösterelim. Dünya o mislahu mahu. Dünya büyüklüğünde, bakın burayı iyi anlayalım. Dünya ne kadar büyük ve dünya büyüklüğünde mal biriktirelim de ya Rabbi niyeftedu bih, onu fidye olarak verelim ya Rabbi. Akılları yine neye çalışıyor? Maddeye çalışıyor. Ya Rabbi başka teklifleri de var tabii ki. Amel edelim de var. Ama çıkış yolu arıyorlar kendilerince. Ya Rabbi ne olursun bizi dünyaya geri çevir, çalışalım, çabalayalım. Bak şimdi senin sahip olmuş olduğun o kelimeyi satın alabilmek için bütün bunlar. Bak söylüyorsunuz değil mi? İsim neydi? Celal abi bak. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Bak söylüyorsun ne kadar rahat. Dil dönüyor. Ama Allah bizi uyarıyor. يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah sizi sabit kılıyor. Dilerse o sözü söyleyebilecek ne imanı ne kabiliyeti sizde bırakır. Ortada kalırsınız. Her şey Allah'ın kudretinde. Kalp onda. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dua öğretiyor. Nasıl Allah'a sesleniş? Herkes kendi içinden bu soruyu sorsun. Hiç Allah'a bu şekilde seslendiniz mi? Kendi içinizden bunun cevabını verin. Allahümme ya mukallibel kulub. İfadenin tatlılığına bakar mısınız? Allah'a şunu ifade etmiş oluyorsunuz. Ey kalpleri çeviren Rab, ben acizim, ben fakirim, ben günahkarım, ben onlarca yüzlerce yanlışı olanım, şu kalbe asla söz geçiremeyecek olanım, her şeyi veren sensin, şu kalbi halden hale sokan da sensin ya Rabbi. Seslenişi görüyor musunuz? Ya mukallibel kulub, ey kalpleri çeviren, dilediği gibi çeviren, şu suyu seviyorsun, Allah dilediği anda en büyük düşman olarak bu suyu görebilirsin. Bir arkadaşını seviyorsundur, en büyük düşman olarak onu görebilirsin. Allah muhafaza. Her şey onun kudretinde. Ama bizim amellerimize göre tabii ki şekil alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize Allah'ın kudretini hem merhametini anlatırken aynı zamanda onun azap sahibi olduğunu, azizünü, züntikam, intikam sahibi olduğunu ifade ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın beyanıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Gökyüzünden bir bulut geldiği zamanda, gökyüzünde bir bulut olduğu zamanda geçmiş kavimler فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. Allah geçmiş kavimlere bela gönderecek, bulut gönderiyor. O bulutlar taş yağdıracak. Onlar da zannediyorlar ki rahmet geliyor, yağmur geliyor, seviniyorlar vesaire. Allah'ın bu ayetini okumak suretiyle Hazreti Ayşe buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzünde, Hazreti Ayşe haşa bunu yalan mı konuşacak? Ama şu peygamberi tavra bakın. Bu şunu ifade ediyor. Bu işin şakası yok. Peygamber de olsa bu işin korkusunu yaşıyor. Peygamber de olsa bu işin korkusunu yaşıyor. Diyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bir bulut gördüğü zaman da Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem rengi, yüzünün rengi sapsarı kesildirdi. Hemen duaya yapışırdı diyor. Olur ya Rabbimiz Teala bize bir azap gönderir. Bak Efendimiz bunu bize öğretiyor. Ey müminler bu kadar rahat takılmayın. Bu hayatta bu kadar rahat olmayın. Bu kadar vurdum duymaz olmayın. Bu kadar dünyacı olmayın. Bu kadar 3-5 kuruş para kazanmak için ahireti, namazı, niyazı terk etmeyin. Günaha dalmayın. Bunların hepsi gelip geçicidir. Hepsi gelip geçici. Bu dünya hayatında en büyük keyif sahibi siz olsanız nihayetinde vardığınız nokta en büyük keyifsizlik olacaktır. Çünkü bu dünyada doyum diye bir şey yok. İnsanın anlık bir isteği yerine gelir. Onu yerine getirirsin, 5 dakika sonra yeniden o istek doğmaya başlar. Ama ahiret tam tersidir. Ahiretteki doyum keyif üzerinedir. Dünyada ise böyle değil.
zenginlerin, madde sahibinin en son geldiği nokta bu dünya hayatında uyku uyumak veya esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler kullanmak suretiyle bu dünyadan göçmek isteğidir. Veya intihar seviyesine gelme isteğidir. Öyle hayatlar var ki kıymetli Müslümanlar. Ben kendim okumaya çalışıyorum. Gerçekten bir dönem ciddi manada şöhrete ulaşmış, makam mevkim sahibi olmuş olan insanların hayatlarını bir okuyun görün. Son anlarında nasıl bir hayata sahipler? Nasıl mutsuz, nasıl şu dünya hayatından bir an evvel ölsek de kurtulsak düşüncesi içerisindeler? Birçoğu bu tedaviyi görüyor. Niye? İman olmadığı için, o sekinet hali olmadığı için. Sekinet yoksa ruhu, bakın, ruhun ilacını veya ruhun gıdasını vermek yerine ya da ruhun gıdasını veriyorum düşüncesiyle bedenin gıdasını vermek insanı intihara sürükleyen yegane şeydir. Ruh aç, açlıktan bitap düşmüş, sen devamlı bedene yatırım yapıyorsun. Bedenimiz olmuş 100 kilo, 200 kilo. Ruh ise fakirlikten artık öldü ölecek vaziyette. Zikir yok, namaz yok, niyaz yok, dua yok vesaire vesaire vesaire. Allah Resulü öyle buyuruyor. اَوَّلُ بَلَاءٍ حَدَثَ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَب۪يَّ اَشَّبَعُ Bu ümmetin peygamberden sonraki ilk belası, büyük belalarından birisi karın tokluğudur. Biliyor musunuz? Bu hepimiz için, başta benim için geçerli. Karınları tok olacak. Genel manasıyla aç olanlar olacak ama bu ümmet zaten Efendimizin bir başka ifadesiyle sizin üzerinizde ben fakirlikten korkmuyorum buyuruyor Hazreti Peygamber. وَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشَى عَلَيْكُمْ Sizin üzerinizde ben fakirlikten korkmuyorum. وَلَاكِنْ اَخْشَى عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize korktuğum şey en tubsada aleykumu dünya kema busidat ala men kana qablukum. Geçmiş kavimler olduğu gibi size dünyanın imkanlarının sunulmasıdır. İstediğinizi alabilecek, yaşayabilecek, istediğimizden kasıt tüm böyle dünyalardan bahsetmiyorum. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın istediği şey bir hurmaydı. Onu elde edemedi. Bugün biz hurmanın yüzüne bakmayız. Karnımızı doyurmak için bir ortamda önümüze hurma koysalar adam bizde dalga geçiyor diye sofradan kalkar gideriz. Süt koysalar. Bizim önümüze serilenin haddi hesabı yok kıymetli Müslümanlar. En fakirimizin dahi buzdolabını açtığı zaman da bir peyniri, bir ekmeği var. En fakirimizin dahi evinde bir takım domatesi, salatalığı var. Ne peygamberin, ne ondan sonraki gelen Müslümanların sahip olmuş oldukları efendim. Her şey bizim önümüzde zaten. Ama şeytan öyle bir insanı seviyeye getirir ki hamd ettirmez. Öyle bir ince çalışır ki kahvaltında sucuk yok diye sana isyan ettirir. O bütün peyniri, o bütün efendim kaymağı veya yağı, balı, ekmeği sana hiç önemsizmiş gibi gösterir. Der ki sana nerede bizim kahvaltı sofralarımızda salamlar, sucuklar, onlar bunlar. Millet neler yiyor be der. Bütün onların hepsini attın. Sen arabaya binersin, araban seni yerden kesiyordur. Senin ihtiyacını görüyordur. Ama şeytan sana gelir der ki ey gidi Abdülhalik. Sen böyle bir arabaya biniyorsun. Ama efendime söyleyeyim. Başka insanlar ne arabalara sahipler? Ne arabalarda biniyorlar der. Senin sahip olmuş olduğun o arabanın nimetini sana unutturur. Hamdini sana yaptırmaz. Şükrünü sana yaptırmaz. Şu kelimeyi kullanamazsın ya Rabbi. Böyle bir arabaya sahip olduğum için, benim ayaklarımı yerden kestiği için, ihtiyaçlarımı gördüğü için sana hamd ederim ya Rabbi. Şükrederim ya Rabbi sana dedirttirmez. Ne der? Keşke benim de arabam olsa. Ekonomik kriz var zaten. Falanca filancadan dolayı. Onlar iyi yönetemedikleri için şu anda ekonomik kriz içerisindeyiz. Sıkıntı içerisindeyiz diye. Akşama kadar sana ekonomik sıkıntıyı konuşturur da bir kez elhamdülillah dedirttirmez. Bu şeytanın taktiğidir. İşte yarın ahirette ya Rabbi bizi dünyaya çevir de çalışalım, çabalayalım. Dünya ve dünya büyüklüğünde mal biriktirelim. Sana fidye olarak sunalım ya Rabbi diyecekler. Cevabını şöyle ümit edecekler. Dünyaya tekrar döneriz de şu azaptan kurtuluruz. Çünkü bu azap öyle basit bir azap değil ha. İnsanın hafsalasının almadığı bir şey bu. Çok enteresan. Allah'ın ayeti bu. كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَلْ يَزُقُ الْعَزَابِ Bu ayeti böyle özel bir meclisi olacak insanın böyle asacak oraya. Allah buyuruyor ki insan yanacak. Günahkar bir adam yani. Bunca verilen nimete karşı nankörlük yapan bir adamdan bahsediyoruz. Yanacak. Nazıca culuduhum. Artık böyle beden yanmaktan hissetmez olacak. Tüm bedendeki sinirler ölecek. Adam belki sevinecek. Diyecek ki elhamdülillah azap bitti. Dünyada o kadar çünkü. Dünyada bir adam yansa atıyorum 10 dakika yandı. Bitti. 10 dakika sonra öldün gittin zaten.
Allah buyuruyor ki beddelnahum culuden gayraha liyezukul azab. Sonra o bitti zannediyor ya, yeni bir beden ona yüklüyoruz. Aynı beden yeniden inşa ediliyor. Buna güç getirir mi Rabbimiz? Buna malik mi? Şüphe yok ki. Celle celaluhu. Her şeye kadir. Kadirun ala kulli şey. Her şeye kadir. Haliku ala kulli şey. Haliku kulli şey. Her şeyi yaratan. Daha iyi anlıyoruz değil mi? Bunları konuştukça bak Allah bize kalbi anlamda değişimler veriyor. Onu görünce beddelnâhum cürûden gayrâ haliye zûkul azâb. Bir bakıyor ki yeni beden yükleniyor. Allah buyuruyor. Niye? Sonsuzluk. Sonsuzluk kavramı bugün insan düşünse kafayı yer ha. Sonsuz bir şekilde o azabı tatsın diye. Ya kıymetli Müslümanlar, gerçekten bugün küfür, kafir veya hepimiz açısından çok cesuruz, çok korkusuzuz. Böyle bir azap tehdidi karşısında insan ne kadar da cesur ya. Şuradan biri çıksa, 3-5 tane mafya gelse burada elinde silahlı, efendim tutsalar bizi Muhammed deseler, şu kadar borcum var bunu vermezsen sana bir hafta müddet, bir hafta içerisinde bunu ödemezsen efendim seni vuracağız desek, vallahi o bir haftanın nasıl geçtiğini bilemeyiz. Sıkıntılar, eziyetler, o korku. Ne olacak? Çoluk çocuğumuza mı musallat olacaklar? Efendim, bu hayattan mı kopacağız? Başımız belada diye. Çalmadığımız kapı kalmaz. Rabbimize el açmaktan da bitap düşeriz yani. Bir haftalık bir hayat gibi düşünürüz. Biz bu dünya hayatını farklı şekilde yorumluyoruz, farklı şekilde algılıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dünyayı tarif ederken bize buyuruyor ki "Dünya sicnül mümin." Cennetül kafir. Dünya müminin hapishanesidir diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu dünya sizin hapishaneniz. Burada keyif alamazsınız siz. Evet, anlık keyifler olabilir. Bunlar da bu dünya hayatında tamamıyla bıkmayın diye. Allah'ın bir rahmeti, bir lütfu olarak. Dileseydi hiçbir şekilde bir mümine burada lütuf vermeyebilirdi. Kadir mi kadir? Ama diyor ki bir insan düşünün. Bir insan hapishaneye girse şu kadarcık bir alanda, şu kadarcık bir alanda adam hapishaneye koysak. O adam için ne kadar keyifli olabilir ki? Değil mi hapishanede? Ne kadar huzur alabilirsin ki? Önüne güzel yemeği de koysak, 2 gün, 3 gün koyduktan sonra artık bıkarsın. Arkadaşların yanına gitmek istersin. Hava almak istersin. Ailenin yanına gitmek istersin. Dünyanın en güzel yemeklerini de önüne koysak artık doyarsın, bıkarsın. Haz alamazsın. Biz böylesi hapishane ortamından burayı en keyifli nasıl hale getiririz? Bütün derdimiz, tasamız bu olmuş. Allah da diyor ki keyifli hale getiremezsiniz. Bu dünyada sıkıntılarınız bitmeyecek. Bu dünyada kederleriniz bitmeyecek. Siz bu dünyayı kafaya takmak yerine, bu dünyaya önem vermek yerine ahirete yönelin. Siz inne haula yuhibbuna alacile. Siz insanlar acil olanı seviyorsunuz. Ve yezerun veraahum yawman thaqila. Ya insan bunu ahirete girdiğinde anlayacak. Yani öldüğü anda hep okuduğumuz bir ayet var. Melekler geldiği anda iza cahadum naut qala rabbirciun. Ruh çıktığı anda ki bir kafirin ruhunun çıkması da öyle basit olmayacak. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى. Böyle son derece düşünün, böyle dikenli bir şey giymişsiniz. Onu sizden çekerken nasıl tabiri caizse vücudunuzu parçalayarak, yaralayarak çıkarsa ondan çok çok daha acı bir şekilde insanın bedeninden ruhu çıkacak. Beni en çok efendim etkileyen ayetlerden bir tanesi olarak gerçekten o kabir alemini bize anlatan o ayet çok acayip bir şey. İnsan bu ayetleri gördükten sonra şunu söylüyor. Biz ne kadar cesuruz. Ve kime kafa tutuyoruz? Allah buyurur ki fekeyfe. Nasıl? İfadeye bakın. Nasıl? İza tevaffetumul melaike yadribune vucuhahum edbarahum. Nasıl olacak halleri? Ne zamanda? İza tevaffetumul melaike. Melekler onların canını aldıkları zamanda. Nasıl alıyorlar biliyor musunuz? يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Allah'ın ayetidir bu. Yüzlerine, normalde yüze vurmak caiz değildir İslam'da. Ama öldükten sonra geçmiş olsun. Orada başka bir hayat var, başka kurallar var. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ Meleklerin en temel vasfı orada, adamın ruhu çıktığı anda yüzüne vurmaya başlayacak. وَاَدْبَارَهُمْ Dübüllerine diye geçiyor, arkaları da diye söyleyebiliriz. Dübüllerine vurmaya başlayacaklar. Ve diyecekler ki, وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Yakıcı olan azabı tadın bakalım. İnsanın azabı 2 türlü. Bir kabir hayatı. Kabir hayatında azaba uğruyorsun. Azap var. İşte melek geliyor. Münker nekir. Ne demekti münker nekir? Sorgu meleği diyoruz ama
münker nekir kelime anlamı itibarıyla efendim bilinmeyen, sureti şekli tam olarak bilinmeyen demektir. Yani Hazreti Peygamber bir tarif yapıyor ama aleyhissalatü vesselam haddi zatında insan Allah Resulü'nün tarif ettiği kadarıyla biliyoruz. Mesela nedir? Yüzü simsiyah, gözleri masmavi. Yüzü simsiyah, gözleri masmavi. Geliyor. Soruyor. Men Rabbuk? İki tane melek. Men Rabbuk diyorlar. Rabbin kim? Şimdi bu basit bir şey değil. İnsan zannediyor ki ben bunun cevabını hemen veririm. Öyle bir şey yok. Allah sabit kılarsa dünya hayatındaki yaşantına göre. Peygamberi gösteriyorlar ise bu kim? Söyle bakalım bu kim diye. Bakalım cevap verebilecek misin? Nihayetinde sorgu sualden sonra azap şöyle başlıyor. Ya cennetteki yerin gösteriliyor eğer rahmetle karşılaşacaksan. En büyük problem cehennemdeki yerin sana gösteriliyor. Adeta öncesinde de bir mukaddime var azap anlamında. Azap var. Ama sana deniyor ki aynı zamanda. Bana deniyor ki Allah muhafaza buyursun. İnsana gideceğin yerde şurasıdır ha. Bir bakıyorsun ki o ateş. İnsan tekrar ifade ediyoruz. Bilmediği bir hayata, bilmediği bir yaşama kafa tutuyor. Kafa tutuyorsun, kafa tutuyoruz. Ve ne için insan neyi göze alarak dünyanın zevklerine dalmak suretiyle ahireti terk ediyor? Benim kendim şahsen geri geldiği için hep söylerim bunu. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir beyanı var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyada ve manevi ortamda Cebrail Aleyhisselam tarafından dolaştırılmışlar. Şu insan sınıfı, bu insan sınıfı, gördükleri azaplar, karşılaştıkları azaplar vesaire. Bir zatla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a soru soruyor. Ya Cebrail diyor, bu kimdir? Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu Kur'an-ı Kerim'de geçer o. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ diye. Cehennem meleği Malik. Bu cehennem meleği Malik öyle bir surette ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor Cebrail'e aleyhisselam. Diyor ki ya Cebrail ben hayatımda bugüne kadar ki bunu söyleyen peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem böylesi korkunç bir yüz görmedim. Bu var sen hayalini yap. Şimdi şunu net olarak bilmek lazım. Daha çok ayet-i kerime var. Hadis var fakat uzatmayacağım. Şunu net olarak bilmek lazım. Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimet olan iman nimetidir. Ve en büyük sıkıntı bu iman nimetinin elden çıkması gibi, kaçması gibi bir problem vardır. Bunu bilelim. Ve yarın ahirette kafirlerin isteyecekleri, satın almak isteyecekleri tek şey şu kelimedir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Anlatabildim mi? Bu kelime. Şimdi bu kelime senden, benden çalınmak isteniyor mu isteniyor? Biz bunu nasıl anlıyoruz? Bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dehşet verici bir ifadesi var. Şimdi Müslümanlar İslamiyet'i önemsemedikleri için, imanlı gidip gitmeyi önemsemedikleri için, bak zaten bir adam dese ki ben imanlı gidip gitmeyi önemsemiyorum. Benim için umurumda değilse adam zaten dinden çıktı. Bu biter haşa. Bu ameli anlamda bakın öyle amellerimiz var ki bunu iyi anlayın. Öyle ameller var ki o amelleri dile dökersek dinden çıkarız. Mesela namaz kılmıyorsak dinden çıkmıyoruz ama açık bir şekilde ya ben namaz kılmıyorum haşa benim namazda ne işim olur dese adam dinden çıkar. Ama yaşantısı o şekilde. Diyelim harama bakıyor. Haramla iştigal ediyor. Faiz yiyor. Mesela desek adam faiz ne olacak canım faiz yiyelim kazanalım dese dinden çıkar. Ama bu kelimeyi söyleme diyor. Sadece amel işlediği için kalben tasdik etmediği için dinden çıkmıyor ama o kadar tehlikeli düşünün yani. Bir haram bedene geldiyse kalbe gelir. Kalbe de gelir. Çok kolay gelir hem de. Anlatabildim mi? Beden onu işlemeye başladıysa kalbin onu tasdiki çok kolaydır. Çünkü nasıl yaşarsan o şekilde inanmaya başlıyorsun artık. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla İslam'ı bilmediğimiz için imanın bizden alınması çok kolay oluyor. Efendimiz de bunu ifade sadedinde buyuruyor ki يَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٍ İnsanlara bir zaman gelecek. يَشْتَمِعُونَ ف۪ي مَسَاجِدِهِمْ Şu ifadeye bakın ya aman ya Rabbi. يَشْتَمِعُونَ ف۪ي مَسَاجِدِهِمْ Mescitlerinde toplanacaklar. Bak mescitlerden uzak değiller. Böyle bir ifade yok. Mescitlerde toplanıyorlar ve yusallun namaz da kılıyorlar. Ya bunlar namazlı niyazlı insanlar ve leyse fihim mümin ama içlerinde imanlı olmayacak. Ya Rabbi bu insan imanını nasıl kaybediyor? Ya İslam'dan habersiz, kendisini imandan ne eder onu bilmemiş ya da İslam'ı o kadar ikinci plana, üçüncü plana atmış ki hiç umurunda olmamış ki İslam Allah'ın da gazabını celbetmiş. Allah sanki kendisi hakkında ben sana iman verdim.
o imanı korumaya yönelik hiçbir eylemin olmadı. Hiç o imana layık olmak için mücadele etmedin. O zaman da Allah ondan imanı söküp almış. Söküp almış ve artık adam imansız olarak kalmış ama işin kötü tarafı da bu. Şu, adam bunun da farkında değil. Umurunda değil. Allah muhafaza. Dolayısıyla daha konuşulacak çok mesele var. Allah konuşmayı nasip etsin. Amin. Fakat özetle şunu ifade etmiş olalım. Allah'ın bize vermiş olduğu, bir insana vermiş olduğu en büyük nimet iman nimetidir. Şunu söyleyebilmektir. Ya Rabbi, her ne indirdiysen, her ne şekil, nasıl inanmamı istiyorsan o şekilde inanıyorum ya Rabbi diyebilmek, bu işte Allah'ın vermiş olduğu en büyük rahmettir, en büyük ikramdır. Ve şunu bilelim, bu ikramı, bu inamı, bu nimeti bizden almak isteyen, bu noktada çalışan, çabalayan ve Allah'ın da takdir etmiş olduğu şekilde kendisine imkan vermiş olduğu nispetle ölçüde başarılı olan da bir takım mahlukat var. Allah bunlara da asla ve kata fırsat vermesin. Amin. Rabbimiz Teala bunu ifade eder. Şeytanın der, innehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ala rabbihim tevekkül. Rabbine iman etmiş ve Rabbine tevekkül edenlerin üzerinde hiçbir saltanatı yoktur. Şeytanın saltanatı, gücü, etkisi innema sultanuhu alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi müşrikun. Müşrikler hariç bir de şeytanı dost edinmiş. Yani adamın hayatında yaptığı bir eylem var, düşünün. O eylemler Allah'tan daha çok şeytanı mutlu ediyor. Bu adam Müslüman olabilir. Şeytanı mutlu ediyor. Bu adamın tercihleri devamlı şeytanı mutlu etmek üzere. Böyle bir adamın üzerinde şeytanın etkisi çok çok fazladır. Adamı etkiler. Yoksa Rabbine iman etmiş, Rabbine hakiki mana tevekkül etmiş bir kimse şeytanın etkisi yoktur. Ancak hep şeytanı şöyle tarif ederiz. Şeytan şöyle düşünün. Ben bir tüccarım, tacirim. Şu bardağı size satacağım. İyi tüccar şu bardağı size ne yapar eder, istediği fiyatta satar. Üstten girer, alttan girer, sağdan çıkar, soldan girer. Şeytan da kendi davasını pazarlama noktasında en üst düzey, en zirve tüccar. Ama bunu senin alman konusunda seni zorlayamaz abi. Kıymetli abi. Zorlayamaz. Sadece der ki bak bunu al ha. Bak bunu alırsan bak şöyle olur. Bak böyle içersin. Gelenlere şöyle efendim ikram edersin. Bak şöyle hava atarsın. Bak sana şunu katar, bunu katar der. Ama zorla eline sıkıştırıp da al bunu diyemez. Sadece Allah öyle buyuruyor çünkü. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَلْهُمْ Şeytan sadece onların amellerini süslü gösterir. Bu ameli sana süslü gösterir. Allah öyle buyuruyor. اَفَمَنْ زُّيِّنَ سُّ عَمَلِي فَرَآهُ حَسَنَا Sen de bu sefer güzel görmeye başlıyorsun. Aa diyorsun, ne kadar güzel. Oraya dalıyorsun. Ama şeytan sana asla bu işi yaptıramaz. Bak ben nasıl şu anda bu bardağı tutmayı murad ettim, kaldırdım. Yere koydum. Nasıl şu anda Allah bana bu noktada irade kuvveti ve bunu uygulama kuvveti verdiyse aynı şekilde imanı ve küfrü tercih etme konusunda da günah düşme konusunda da aynı iradeyi vermiştir. Ha, imtihan gereği zorlanabiliriz. Şeytanın süslü göstermesi çok üst düzey olabilir. Öyle ya efendim, alışverişte bile en ufak bir tüccar seni beni kandırabiliyor. Adam hiç almayacağımız şeyde ne yapıyor? Öyle bir laf ebeli yapıyor ki, öyle sana çay ısmarlıyor, yemek ısmarlıyor ki 50 liraya yemek ısmarlıyor sana, 400 liralık alışveriş yaptırıyor sana. Sen o dükkana girerken hiçbir şey almayacağım diyordun. Bu kadar zeki bir varlık yani. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar, Allah'ın bizden istediği şey, bize vermiş olduğu en büyük nimet olan iman nimetinin farkında olmak ve o şekilde çalışmak, çabalamak, gayret göstermektir. Allah Celle Celaluhu bu iman nimetini kaybetmekten, hüsran üzere bir yaşam sahibi olmaktan ve son nefeste de Allah muhafaza hüsran üzere vefat etmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Allah Celle Celaluhu bu meclislerde bizi daim eylesin. Amin. İmanı koruma noktasında muvaffak eylesin. Amin. Ameller konusunda başarılı eylesin. Amin. Kendisine isyan etmekten cümlemizi korusun. Amin. Kendisine devamlı boyun büken, devamlı kendisine el açıp isteyen, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَزَرُّعًا وَخُفْيَةً Rabbisinin gücünü bilen, kudretini bilen, kimden istemesi gerektiğini bilen ve Rabbisinin çizmiş olduğu o çizgileri aşmaktan haya eden, sıkıştığı zamanda, daraldığı zamanda, tam o günaha düşeceği zamanda bir teheccüd vaktinde veya herhangi bir vakitte, vakitlerden herhangi bir vakitte ellerini açmak suretiyle ya Rabbi günaha düşmek üzereyim, yanlışa düşmek üzereyim, falancaya filancaya gitmek üzereyim, falanca parayı almak zorundayım, faize düştüm düşeceğim ya Rabbi, yalan konuştum konuşacağım ya Rabbi ama
kudret sahibi olan sensin, kalbin sahibi olan sensin. Ya Rabbi ne olur buna düşmekten beni muhafaza et diye devamlı Rabbini el açan, Rabbinden isteyen, Rabbinden dilenenlerden olmayı bize nasip eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu imanı kamil üzere bir yaşam ve son nefeste de Allah'ın ifade buyurduğu şekliyle sahip olmuş olduğumuz en büyük nimet olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesini söyleyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi bize nasip eylesin. Felem yeku yenfa'uhum imanuhum lemma ra'u be'sena buyurur Allah Celle. O ölüm anını gördüğü anda insanın imanı geçerli değil. Melekler görüldüğü anda o perde kalktı mı burada şimdi melekler var. Ama perde var. Allah öyle yaratmış. Kalktığı anda görüyorsun. O zaman iman geçerli değil. İşte o perde kalkmadan, o me'lem yugargir diye ifade edilen, artık cana dayandığı anda ölümün, o hale düşmeden en kuvvetli anımızda, en kimseye muhtaç olmadığımız anda, devamlı anlı secdeye giden, devamlı Rabbini el açan, devamlı Rabbinin hududunu muhafaza edenlerden olabilmeyi Mevlam bize nasip eylesin. Amin. Burada bulunduğumuz süre içerisinde Allah Teala tüm günahlarımızı affeylesin. Amin. Buradan tertemiz bir şekilde çıkabilmeyi bize nasip eylesin. Amin. İşlediğimiz günahlara karşı kalbimizi adeta buz eylesin. Amin. Buzdan daha soğuk eylesin. Amin. Allah Teala şeytana çok kolay bir şekilde, nefse çok kolay bir şekilde tav olmaktan bizi korusun. Amin. Kuvvetli bir irade, kuvvetli bir karar mekanizması bize ikram eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu duayla Allahümme elhimni rüşdi ve a'idni min şerri nefsi. Ya Rabbi her işte, her hadisede bana doğruyu ilham et. Amin. Ve beni nefsimin de şerrinden koru. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.